İlk önce istersen dolmaları yapmaya başlayayım. Tamam, ay, bir taraftan. Dolma da çok severim. Bu dolmanın özelliği şu, kabaklar kızarıyor. Yani o kısmından çok seçerken dedim ki Ebru şimdi kızarıyor diye hoşlanacak mı bilmiyorum ama. Ama çok değişik bir lezzete benziyor. Ama farklı bir şey yapmak isterseniz, mutfağınızda değişik bir şey yapmak isterseniz gerçekten sunumu da çok güzel. Sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Bayılırım. Buna. Sarımsaklı yoğurt ilave edebileceğiniz harika bir dolma. Tamam. Nohut olması da farklı bir lezzet veriyor aslında. Nohutlu kıymalı bir dolma geliyor. Nohutlu ve kıymalı. Şimdi dolmaları, şeyleri, kabakları bu şekilde güzelce içlerine boşaltacağız. Ama ben bir taraftan önce şöyle iç malzemesini yapmaya başlayayım. Peki. Neler var? Malzemeleri hemen sayayım. 1 kilo kabağımız var, 250 gram kıymamız var, 1 adet soğan, karabiber, sumak, kırmızı biber, tuz, çay bardağı haşlanmış nohutumuz var gördüğünüz gibi. 2 yemek kaşığı salça, tereyağı, maydanoz, yoğurt, sarımsak, Allah bütün lezzetler bir arada. Çok iştah açıcı. Çok. Bunları nasıl bir araya getireceğiz? Aslında malzemeye baktığında çok büyük bir malzeme yok. Yani aslında kıyma, kabak ve nohuttan oluşuyor. Normalde her zaman evimizde yaptığımız ne bileyim bir kabak dolmasından malzeme olarak farklı bir tarafı yok. Sadece pirinç ya da şey yerine dediğim gibi bulgur yerine nohut ile haşlanmış nohut ilave ediliyor içine. Bir de mesela kabak dolmasına ben dereotunu çok yakıştırıyorum. Ay, çok güzel. Hepsine yani mücverinden tut da kabağı ne yaparsan yap dereotu. Gerçekten çok yakışır. Buradaki farkı şu, bunda dereotu yok. Acılı, ekşili, sumaklı sevdiğiniz lezzetlerle birlikte nohut var içinde. Evet, tam Hatay usulü. Üzerine de isterseniz kızdırılmış tereyağı dökebilirsiniz piştikten sonra. Burada bir şey kaynamakta olan tereyağı var. Bu kaynamakta olan o benim tatlımla alakalı. Onun altını kapattım. Bir şimdi de tatlı hemen geliyor. İncirli milföy geliyor. Evet. Şimdi hemen kabaklarımı şöyle içlerine oyuyorum. Oyuyorsun. Bir miktar çok fazla yağda değil bir miktar bunları kızartacağım. Hatta şurada önceden birazcık vakit yetmez düşüncesiyle kızarttım. Hazırladım. Dolmayı yaparken bu içinden çıkan malzemelerle dolmanın bu iç kısmınla şey yapabilirsiniz. Tabii ki mücver yapabilirsiniz. Ama ben şunu yapıyorum mücver yapacak vaktim yoksa tencerenin dibine bu kabakları koyuyorum. Üzerine dolmaları diziyorum. Peki. Sonrasında da dolma bittikten sonra bile o kabaklar inanılmaz bütün baharatları, lezzetleri aldığı için güzel. Üzerine sarımsaklı yoğurt dök, ısıtıp sofraya tekrardan farklı bir tencerenin dibi gibi. Diyorsun. Evet, tencerenin dibi de her zaman çok lezzetli ve güzeldir. Çok güzel. Şimdi. Ay Meltem abla baksana Ağustos'un sonuna geliyoruz ya, neredeyse. Değil mi? Böyle Eylül geldi kapıda okullar açılıyor. Şimdi bizim yine çocuklar için böyle güzel tariflere başlayalım. Tabii. Yani sağlıklı. Kesinlikle hem doyurucu hem o abur cubur arzusunu farklı yöne çekecek. Evet. Damaklarını farklı lezzetlere alıştıracak güzel tariflerimiz var. Evet anneleri yine böyle biraz pratikleştirelim hem sağlıklı beslenmeye yöneltelim. Bir de şey çok geliyor bize biliyorsun şu soru konserveler. Konserveler kışlık şeyleri hazırlamamız. Domateslerimizi falan çok defa yani yaptık gerçi ama yine senden çok bekleniyor haberin olsun. Şimdi güzel konserve tarifleri vereceğim ama konserve yaparken uzmanlar şöyle ikiye bölünüyor. Bu kapak mevzu var ya. Evet. Konserve kapağı. Evet. Şimdi normalde nasıl yapıyoruz onu ben de çok yapıyorum. Güzel kaynar kaynarken hazırlamış olduğum iç malzeme farz etti domatesi. İçine dolduruyorum. Tamam. Sıcak sıcakken kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Tamam. Ama deniyor ki o kapaktaki silikon kısmı sıcakken konserve yaptığın şeyin içine geçiyor dönüyor. Ama ben şunu hatırlıyorum son zamanlarda yani bu işte birkaç gün öncesine kadar hep o şekilde hazırladım. Evet. Annem konserveyi yapardı, hazırlardı. Sonrasında bir tencerenin içine, büyük bir tencere içine su koyardı ve kapak üste gelecek şekilde onları kaynatırdı. Yani şişeleri kaynatırdı. Peki. Ve şahane olurdu. Aklımızda soru işareti kalmasın diye bundan sonraki konservelerimi ters çevirerek değil de sıcak sıcakken doldurup ağzını kapattıktan sonra kapağa temas etmeden düz vaziyette koyup kaynatacağım. Çok da güzel oluyor. Ters çevirmenin mantığı neydi Meltem abla? Hava almasın aslında. Hava almasın ve içinde bir küflenme söz konusu olmasın. Amaç o ama
Diyorsun ki kapaktaki silikona değmesin. Ters çevirmeyelim konserveleri. Yani bunu İşte çok... İnsan her gün bir şey öğreniyor değil mi? Yani öğreniyorsun abla? Bir de uzmanlar da kimi uzman bir şey olmaz o kadardan diyor. Kimisi olur diyor. Ama dolayısıyla sürekli bir araştırma, yeni bilgiler var, yeni çalışmalar var. Bunları da takip etmemiz lazım. Yenilikleri takip etmek lazım. Bir de her ne olursa olsun mantığınıza yatan şey. Mesela bu kapaktaki silikon olayı benim gerçekten kafama yattı. Yani ters çevirmeyelim bundan sonra. Birazcık daha işinizi uzatacak bir şey belki bir tencereye su koyup tekrar onları kaynatma fikri. Ama bir de şey var biliyorsun değil mi? Bu da olabilir bir şey. Konserveleri yapıyorsunuz. Konserveleri yaptıktan sonra hepsini bulaşık makinesinin içine diziyorsunuz. En yüksek ısıda, en uzun programda çalıştırıyorsunuz ve böylece yine vakumlanmış oluyor. Bütün konserveleri yapıp bunu da yapabilirsiniz. Tek tek tencereye koyup kaynatmak istemiyorsanız. Bak konserve dedim neler çıktı ortaya. Evet, bulaşık makinesi bile girdi işin içine gerçekten değil mi? Gerçekten girdi. İyi oldu. Onu da ben çok duymuştum gerçi o bulaşık makinesinde. Evet, daha bulaşık makinesinde turşular yapıyoruz. Bulaşık makinesinde konser et bile pişiriyoruz. Somon Peki, pişiyor. Ben de orayı biraz anlamıyorum. Şimdi i̇şte bulaşık orası. Makinesinin içinde o parlatıcı tuz falan koyuyoruz içine. Yani o nasıl oluyor Meltem abla? Şimdi aslında yurt dışında bu bir buharda pişirme yöntemi. Evet. Dolayısıyla eve uygulamaya kalktığında da bunu bulaşık makinesi buharda bu işi yapabilecek en güzel makine. Evet. Ayrı bir bulaşık makinesi fikren, yapmak lazım onu. Fikren bize çok uygun bir şey değil ama ağzını çok sıkı kapattığında ve tabii ki içine deterjan koymadığında evet. hiçbir şekilde içine geçmiyor. Evet, doğru. En uzun sürede, en yüksek derecede evet. gayet güzel Benim pişiriyor. Benim kayınvalidem öyle yapıyor konserveleri. Gerçekten pişiriyor. Evet. Ama birçok bizim sevgili hanımlarımız çok titiz. Birçok hanımın kafasına yatmış bir hikaye değil bu. Evet. Onun için çok tercih ediliyor. Ama bir de tabaklar yapmayın. Yıkanıyor ya orada. Yani hep insan tabii oradan tabii geliyor. Tabii tabak tencere ne varsa yıkıyorsun onun içinde. Şimdi baharatlarını ilave edelim. Baharatları edelim. Şimdi kıymalar evet. ve soğan kavruldu. Geldi kırmızı pul biber. Biraz acısı olsun şöyle. Olsun ha. Hatay usulü. Evet, Hatay usulü. Ay çok tozmuş, ağzı açıkmış. Olsun. Nane, kuru nane. Sumak dedin. Sumak olabilir. Pul biber dedin. Pul biber. Hepsini salça. İçine ilave ediyorum. Salçalı suyu suyla biraz karıştırıp üstüne dökeceğim. Evet. Neyini koymadım? Baharatlarını koydum. Şimdi nohut geliyor. Şimdi nohutunu koyuyorum. 2 bardak kadar haşlanmış nohutum evet. var. Evet. 2 bardak kadar. Hadi hepsini koyayım kalabalığız. Evet. Çok güzel bence. Şimdi iç malzemesi bu. Peki. Şimdi bunları doldurmadan önce burada bir taraftan tabaklarım kızarıyor. Kızartıyorsun. Kızarmış halini evet. de bir görelim mi? Bak zaten? Kızarmış hali şöyle. Evet. Daha dışını şöyle bir sırlıyorsun evet, aslında. Evet sırlıyorsun yani kızartma aslında. Dediğin... Çok, evet evet. Çok derin yağda değil. Yani şurada görmüş evet. olduğun gibi azıcık yağ koydum. Şöyle çevire çevire hafif pembeleştiriyorsun. Kabağın o çiğ tadını, çiğ kokusunu almış oluyorsun. Şimdi hemen bir taraftan tenceremi önüme alıyorum. Şöyle. Ve o güzel lezzetli. Şimdi nohutla kıymanın soğanla kavrulmuş. Onun içine birazcık da sarımsak koyayım. Oo. Yalnız bu çok değişik bir şey. Hiç ben evet. bunu böyle bir dolma yediğimi hatırlamıyorum. Bak bunu çok seveceksin ve sunumu da güzel bir dolma. Evet. Misafirleriniz geldiğinde de çok pahalı şahane yemekler yapmak evet. mümkün ama bütçeyi de zorlamaya gerek yok. Aynen. Değişik şeyler yapın misafirlerimize. Hani ille de misafir geliyor şöyle et yemekleri yapayım, tandır yapayım falan gibi hikayelere girmeyin. Evet. Gayet güzel yapılabilir, değişik. Herkesin her zaman yapıp denemediği güzel tariflerle de misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Buna salça da ilave edebilirsiniz. Ha. Ama salçalı suyu ben üstüne döküyorum çok güzel oluyor. Bak dolmalarına bak. Evet. Minik bıcık, minik, zarif zarif. Bunlar bahçenin dolmaları belli biliyor musun? Belli ama belli. Bahçeden topladım bak, bunları. Bak dolmaların kabaklarının içine dibine koydum. Evet bunları da böyle dibine koyuyorum. Hı. Halka halka soğan da koyabilirsiniz. O da karamelize nefis bir lezzet verir. Dolmanıza. Ay çok güzel bir yemek. Bak Ebu ablası ya kadar bak, küçük. Ev yemekleri bak bak güzelliğe bak. Bebek kabaklar Körke. Bunlar evet. Kabakları nasıl saklayacağız? Kabakların bir saklanma usulü var mı Meltem abla? Yani eğer buzlukta saklamak istiyorsanız kabak birazcık sulanıyor. Evet. Onun için ben kabakları
Şimdi mesela bu dolmayı yapacaksan ben bunları hafif kızarmış vaziyette, yarı pişmiş vaziyette buzdolabı poşetlerine koyup vitrinize kaldırıyorum. Kabağı kızartıp evet. Kaldırıyorsun. Yani şöyle çok hafif öldürüyorum ya da çok hafif fırınlıyorum. Nasıl oluyor lezzeti? Aynı oluyor mu? Hiç bozulmuyor. Mesela lezzeti bozulan şeylerden bir tanesi taze fasulyeydi. Evet. Taze fasulyeyi de ayıklıyorum. Şimdi aldım pazardan, bahçemdeki hı-hı. yetmedi. Hı-hı. Aldım onları gayet güzel. Birazcık domatesle beraber iyice yıkayıp ayıkladıktan sonra birazcık domatesle beraber çevireceğim. Rengi sararana kadar peki. derler ya. Hı. Ondan sonra soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup difrize kaldıracağım. Ne kadar süre, onları ne kadar süre tüketiyorsun sonra? 6 ay kadar bir ön pişirmesi olduğu için rahatlıkla kullanıyorum. O zaman fasulyenin o hani çiğ ve hoşa gitmeyen buzdolabına evet. girdiğindeki lezzeti de olmuyor. Ama şunu da yapıyorum. Yani onu buzdolabına atalım, bunu dip frize atalım. Evet. Nasıl bir dip friz olacak insanın elindeki değil mi? Şey yapıyorum. Eğer birazcık öldürdüysen fasulyeyle domatesi sararana kadar o zaman işte konserve işine giriyorum. Hmm. Onları cam kavanozların içine koyuyorum ve Ters çevirmeden şimdi yapacağım. Onun videosunu da koyacağım. Burada da yapalım ayrıca. Tamam, aynen. Sevgili hanımlar bizi görsünler nasıl yaptığımızı. Peki. Onları kaldıracağım. Kaldıralım. Şimdi dolmaları dolduruyorsun. Şimdi birazdan onun sosunu hazırlarız. İncirli tamam. milföy baklava geliyor hanımlar sırada. Hemen ona geçelim. 12 adet milföyümüz var. 1 su bardağı ceviz içi, 8 adet kuru incir. 6 çorba kaşığı tereyağı. Evet bayağı tereyağı. 6 çorba kaşığını birazcık ben eksilttim oradan. 2 çorba kaşığı yazın. Ay çok teşekkür lütfen, ederim. Evet. 2 yani, çorba kaşığı yazın ona. 6 çorba kaşığı. 6 çorba kaşığı nasıl? Çok. Evet. Sıvı yağ şerbeti için de yine başka bir tarifi var. 2 su bardağı su, 1 su bardağı portakal suyu, 3 su bardağı şeker hepsi burada hazır. Çubuk tarçınımız, zerdeçal, portakallı kabuğu rendesi ve bir çorba kaşığı limon suyu. Var. Yine şerbet için. Hemen şerbetini olacak. Yapmaya başlayın. Bu dolmaları istersen biraz sonra ben doldurmaya aynen. devam Elin edeyim. Elin yanmasın. Heh. Başlayalım. Şey, hemen. Kaç dakikamız var milföyler için? Hemen başlayalım. Bakın, hemen başlayalım milföylere. O da çok kolay bir tatlı. Şöyle yapabilirsiniz. Şerbet ilave ederseniz baklava kıvamında olur. İlave etmezseniz de tatlı kurabiye kıvamında bir mürfey olur. Hadi gel 7 dakikamız kalmış mürfeyi de yapalım. Öyle mi? Bak bak, bak görüyor musun? Hele sayın seyirciler sevgili Meltem hoş geldin. Yarışmamıza nereden katıldınız efendim? İstanbul'dan dolmaları. İstanbul'dan katıldım. Bunu o zaman şöyle kenara alayım mı? Tamam, elini yakma bir tane. Evet altını da kapattım. Altını da kapattım. Şöyle ben eğmişim. Şimdi...